Değer kayıpları durmak bilmeyen Türk lirası yeni haftaya da düşüşle girdi. KKTC piyasasında sterlin 18.45, euro 15.75, dolar 13.95 TL oldu. Bugün itibariyle acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 18 hasta yatıyor. Bu 18 hastanın 14'ünün entübe olarak tedavi görmesi ciddi bir karamsar tablo çizilmesine neden oldu. Maliye Bakanlığı'nın yüklü borcundan dolayı kesilen elektrik enerjisi, Maliye'nin Kıptek'e 11 milyon TL'lik ödeme yapması sonrası yeniden bağlanırken, bugün de BRTK'nin elektrik enerjisi kesildi. Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutlu Yaka Korkuteli 4 yoldaki alüminyum fabrikası, Murat Ağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağlılar, Yıldırım Girişi ve Ağlılar bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek. KİTES Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özgöçmen, dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve sağlık çalışanlarının darp edilmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle, çarşamba günü Girne Akçiçek Hastanesi'nde örgütlü bulunduğu tüm birimlerde 2 saatlik uyarı grevi yapacağını açıkladı. Güney Kıbrıs'taki tarihi Larnaka Büyük Camii'ye yönelik gerçekleşen kundaklama olayına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Güney Kıbrıs'ta 17 Kasım'dan bu yana kayıp olan ve 32 yaşındaki Suriyeli zanlının itirafı doğrultusunda dün sabah gömülü oldukları yerde cesetleri bulunan iki Rus kadının cinayete kurban gitmesiyle ilgili detaylar bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu. Cesetlerin 2 metre derinlikte bir çukurda bulunduğu, cesetlerin çukurdan çıkarıldığı ve bugün yapılması planlanan otopsi için Lefkoşa Rum Genel Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis'in kayınpederi Spiros Mustakudis'in dün 98 yaşında hayatını kaybettiği haberi verildi.